Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. This is Metro FM. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Herkese günaydın, herkese hayırlı işler, bol gülüşler. İşte başlıyor Aragaz, haftanın son günü, cuma günü. Nasılsın canım bu sabah? Erken kalktın tabii. Yüzün gözün biraz şiş değil mi? Yüzün de asık. Biraz yatağını da özlüyorsundur şimdi sokaklarda sabah keşmekeşi içinde, ama yani yeni bir güne uyandın, yeni işe gideceksin, yine abin şeyleri yapacaksın, üzülme. Her şey olması gerektiği gibi oluyor, doğada boşluk yok, trafik var, metrobüs yine ana baba günü, dolmuşta yanına oturduğun kişi kokuyor. Ne yapacaksın abi ya? Yani bunlar yıpranacak şeyler değil, bunların yıpratmasına izin vermemen lazım ya. Ne demiş efendim? Yeter ki kararmasın sol mememin altındaki cevahir demiş ya. Kadir, ha. Ne oluyor? Abi programı açıyorum, vatandaşı muhatap aldım, ona bir şeyler anlatıyor. Öyleydi, iyiydi. Bu meme falan? Abicim o Nazım Hikmet'in, Türk dilinin en büyük ozanının çok güzel bir şiir. Yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir. Yani kalbini karartma diyor ya. Sen kimle konuşuyorsun? Pascal, ben genel değil yani, böyle tek bir dinleyici seçip ona konuşuyormuş gibi bir açılış yapayım dedim. Anlamadın mı la sen? Yok. Hangi dinleyici? Oğlum özel biri yok la, anlamıyorum. Ne gaz kafalısın. Kim dinlerse o kendine söylüyorum gibi algılayacak yani, anladın? Ya Kadir ya, sen de var ya, bazen ince yapıyorsun. Ya inceci olmaya karar verdim Pascal. Bazen o da lazım. Sen ince iş yapar mısın? Tabii. Top oynarken yapıyordum ya. Ha, onun dışında kalınım diyorsun yani. Ya yapım giri. Öyleyiz. Bak dinleyici tweet atmış. Dünden kalma. Abi sizin yaptığınız bu iş nedir diyor. Makara kukara. İlk bakışta makara kukara. Ama Pascal aslında bizim yaptığımız şey işi deliliğe vurmak, söyleyeyim sana. Ne yarak? Abi şimdi sabah radyo şovlarına bak. Hepsi birbirine aynı. Biz de biliyoruz da gazete okumayı, siyaset eleştiri, ona buna şey. O işin kolayı. Bizimkisi tüm bu olanlara karşı işi deliliğe vurmak. Yani her şey böyle başka bir haldeymiş gibi davranmak, anladın mı? Kadir, bir gün var ya, birine sararım. Ya ne saracağız abi? Biz işin başına gelsek daha iyi yapabilecek miyiz yani? Daha iyisini yapamayacaksın, hiçbir şeye öyle sarmayacaksın. Ha, bizim olayımız budur. Milletin içini karartmaya gerek yok, affedersin ya. Doğru abi. O yüzden Paskal'ım ne demişler? Akıllı olup dünyayla uğraşacağına deli ol, dünyaya senle uğraşsın. O zaman? O zaman yapıştır yavrum alt çizgiyi. Geliyor. Az çizgi, az çizgi, az çizgi, az çizgi. Ama onu niye söylediğinde söyle yavrum sen. Twitter adresimizi ver, Instagram'ı tamam, ver. Pascal Askizgi Kadir. Instagram. Pascal Askizgi Kadir. İyi peki, hadi başlayalım haftanın son gününe, yapıştırılacak. Evet, hayırlı işler, bol gülüşler efendim, başlıyoruz. Hadi bakalım. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Yes sir. Ünlü mankenler güzel fiziklerinin sırlarını açıklamış. Hangi ünlü mankenler? Ya skerli mankenler işte ya. Neymiş abi? Mesela Şenaray Akay diyor ki sigara, alkol kullanmıyorum. Gece dışarı çıkmıyorum. Buna göre senin en tipsiz olman, adam olman lazım lan. Niye abi? Abi bunların hepsi sende var. Ama manken gibi adamsın, yakışıklısın, nasıl oluyor bu? Ağla vermiş abi. Ben ne yapayım? Maşallah de. Enem terefiş kem gözleri ne tükündü be? Nazar değmesin diye ya. Ne garipsiniz ya. Nesi garip abi? Suratıma tükürdün. Ya o yakışıklı, onurlu yüzüne nazar değmesin diye tükürdüm Pascal. Ha, yüzüldün mü var ya? Yani bir ışık var Pascal, da onun ne olduğunu bilmiyorum ya. Eyvallah. Yalnız o ışığı her kıza selektör yapmak için kullanmazsan daha bir Pascal olacaksın yani. Işık varsa kullanacağım. Peki sen bu kusursuz fiziğini neye borçlusun Pascal? Genetik abi. Ha, formunu korumak için bir şey yapmıyor musun yani? Yok be abi, hiçbir şey yok. Abi çok affedersin, sen de kömüş gibi yiyor musun yani? Hiç kilo almayanlardan mısın kömüş gibi yiyip? Bünyem yakıyor. Arkadaşım ne var senin bünyede, nasıl yakıyor durduk yerde, bilmiyorum ki ne ya. İçeriden eritiyor.
Abi asit mi içiyorsunuz yemeklerden sonra? Anlamadım ki ben. Nasıl erir içeriden ya? Kadir, beni bünye üzülü. Sen var ya, bir şey soracağım. Senin işi kusursuz fizik. Ne yapıyorsun? Ne boşuyorsun? Şimdi bu kusursuz fiziği mi Pascal? Hı? Pasak kırmızı et yemeye, gece uyanıp çatır çatır yemeye, bazı geceler uykudan kalkıp yarım kavanozunu çökertmeye, gömmeye, hiç spor yapmamaya, tamamıyla yayılmaya, ona bunu. Ne yaptın sen? Kardeşim ya? Benim fiziğime sahip olmak kolay mı zannediyorsun sen ya? Yok abi, çok zor. Ben yapamam. O değil de Pascal, bu göbekli kel erkeklerin trend olduğu zaman ne gün gelecek ya? Ne açıdan? Ya yıllardır her şekil adam oldu ya, uzun saçlı, kısa saçlı, hippie, metroseksüel. Yani piknik tip ne zaman popüler olacak ya? Sebat, sabret abi. Abicim, hanımlar bir şans istiyoruz biz. Kilolu kel erkek olarak bir şans verin ya. Biz de şovumuzu yapalım ya. Biz de güzel kızları kolumuza takalım. Hayır, diğerlerini kıskandıralım. Çok bir şey istiyoruz Allah aşkına ya. Allah gününü günü versin. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Seninle bugün kendimizi sorgulayalım istiyorum Pascal. Ne konuda? Misal yaptığımız program Aragaz. Nasıl abi sence? Güzel abi. Gerçekten baktığın zaman tweetlere, kadınlı erkekli, her yaştan, her gelirden dinleyiciler mutlu, memnun. Var yani, dinleyicimiz de var. Evet abi, Allah Almanya'da versin. Ama bir şey eksik Pascal. Ne eksik? Ünlü dinleyicimiz yok. Ünlü derken? Yani şöhretler de bizi dinlesin istiyorum ben. Mesela? Misal atıyorum, bir Eda Taşpınar her sabah bebek sahilinde yürürken bizi dinlese fena mı ya? Eda özelliği ne? Sosyetik insanlar da dinlesin diyoruz işte, sosyetik insan. Aa, kolay be. Nasıl kolay? Benim eski sevgilim var. Hadi Peri. Adı Peri olan bir kızla mı çıktın sen ya? Çıktım. Sosyete miydi? Öf. Acayip. Kadir. Altay Monaco'da. 3 ay New York. Öyle yaşıyor. 3 ay İstanbul. Beyaz Türk. Vay vay vay. Beyaz Türk'le çıkan Kara Pascal bambaşka. Sen bu kızı bıraktın mı ya? Abi olmadı ya. Yürümedi ya. Arayayım mı onu? Dinlesin. Vallahi ara. Dur. Çağırıyor. Alo. Peri. Canım. Ben Pascal. Peki. Ne oldu ya? Allah belanı versin dedi. Kapadı beni. Kim bilir ne yaptın kızı oğlum? Hatırlamıyorum ki ya. Nüket'i arayayım mı? Nüket kim? Benim eski kırık. Senin eski kırık. O da sosyetik mi? Sosyetelerin dibi. Heh. Boğaz'da var ya. 3 yıl isimler. Vay vay. Beni bulu. Vay vay vay. Sen Boğaz'da 3 tane yazısı olan bir ailenin kızıyla mı çıktın ya? Evet. Arkadaş, doğal güzelliklerimizi yağmalamışsın sen resmen be. Kadir. Hem de var ya. Tek çocuktu. Yani bir evin bir kızı ha. Hem de evet, zengin. Evet. Kızı bıraktın mı ya? Yok. O beni bıraktı. Ha bak, buna inanırım yani. Ara bakalım Nüket'i. Dur arıyorum ya. Çarıyor. Alo, Nüket, öperim canım. Hayda. Ne oldu? Bir adam açtı. Ne öpersin diye. Şimdi dedi kapalı. Pascal, vazgeçelim ne bu işten? Abi dur, son bir kız kaldı. Aylin, onu ayıracağım. O da mı sosyetik? Tabii, jet set bu. Var. Paris, Roma, Milano. Evliliği var ya, designer bu. Abi deli olacağım ya. Bu Marsık bu kızları nasıl kafalıyor ya Rabbim ya. Nazar etme be. Sen de çalış. Bırak Mavra'yı da ara abicim, ara hadi. Arıyorum, dur. Alo. Aylin. Canım, ben Pascal. Kara tavşanım. Kara tavşan mı? Tavşana bak ya. Aylin. Ya dur ya. Kapama ya. Bir şey diyeceğim ya. Ver bana ver şu telefonu. Ver. Alo. Alo Aylin Hanım. Efendim, ben Kadir. Efendim. Yok efendim, Pascal'ın şoförü falan değilim ya. Ha? Yancısı mı? Niye yancısı olayım efendim? Değilim, arkadaşıyım. Allah benim de mi belamı versin? Ayda, kapadı ya. Ne dedi ya? Demek o Şam şeytanın arkadaşısın, aynı lacivertisin dedi, kapattı. Lacivert mi? Sen mi? Ya Pascal, sen bu kızları nasıl kafaladın onu söyle ya. Zencilik sağ olsun. Arkadaşım, hayatta hiçbir şeye imrenmedim şu zenciliğe imrendiğim kadar ha. Şuraya bak, dünyada ne kadar güzel kız varsa zencilerle beraber. Ne var abi sizde? Kadir, her şey susar. Santimler kuruşu. Edepsizsin Pascal. Zenciyim, mutluyum. Aman tamam hadi. Tebrik ederiz, ne diyeyim. Zencilik ben, huzur ben. Yeter. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz.
This is Metro FM. Pascal. Yes sir. Cristiano Ronaldo'yu bildin mi? Kim bilmez abi. Şimdi onun hayatından bir hikaye anlatacağım hacı. Gerçekmiş bu hikaye. Senin bundan büyük ders çıkarman lazım babako. Anlat bakayım abi ya. Şimdi Ronaldo'nun bugün geldiği yeri daha gencecik bir çocukken aynı takımda oynadığı bir arkadaşına borçlu olduğunu sen duymuş muydun? Ben geçen de internette okudum. Nasılmış? Anlat bak. Şimdi Ronaldo diyor ki başarılarım için diyor arkadaşım Albert Fantrao'ya teşekkür etmeliyim diyor. Hı-hı. 18 yaş altı şampiyonasında oynadık diyor. Bizi izlemeye gelen Sporting Lisbon menajeri kim daha fazla gol atarsa takıma onu alacağım dedi diyor. Maçı 3-0 kazandık diyor. Ben ilk golü attım. Albert ikinci golü attı. Üçüncü golde ben dahil herkesi etkileyen bir olay yaşandı diyor. Albert kaleciyi geçmişti diyor. Ben de yanında koşuyordum diyor. Albert'in tek yapması gereken topu boş kaleye göndermekti diyor. O topu bana verdi diyor. Maçtan sonra neden yaptığını sordum. Çünkü sen benden daha iyisin. Ben bunu biliyorum demiş. Vay be. Albert'a bak. Yahu sonuçta Albert Fantrao'yu bulmuşlar gazeteciler. Evet. Bunun doğru olup olmadığını sormuşlar. Hikaye gerçek. Ronaldo maçtan sonra Sporting altyapısına girdi. Ben futbolu bıraktım ve şu anda işsizim demiş. Gazetecilerin işsiz biri olarak bu kadar büyük bir eve böyle güzel bir arabaya yani ailesi varmış adamın bütün ihtiyaçlarını karşı. Bu parayı nereden buluyorsunuz demiş. Ondan sonra ne demiş abi herif? Ne demiş? Hepsini Ronaldo sağladı demiş. Vay. Ya ders al, ders, ders. Bende ne alaka? Abi adam sadece bir tane gollük pas vermiş. Ronaldo adamı abat etmiş, paraya boğmuş. Şurada sana her gün en az 50 gollük pas atıyorum ya. Sen bana ne veriyorsun abi? Çay İsmail'im. Senin kalıbına ya. Vallahi kalıbına yazık olsun. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. This is Metro FM. Paska. Hadi. Tweetlere bakalım. Hadi bakalım abi. Beşiktaşlı resmen duygularım tosum tosum tosardı. Zort zort zortladı. Tabii abi diyor. Abi duygu tosarması. Ne bu ya? Sen de kullanıyorsun. Zaten ben kullanıyorum. Başka kim kullanıyor? Şimdi bu abi romantizm var ya romantizm. Evet. Ondan bir tık önce oluyor yani. Romantizmden bir tık önce ancak çok hisli insanlarda olan bir şey. O herkes de. Ben de olmuyor. Çünkü sende his yok. Ayucuk, hayvanat. Ne var peki? Sende pom var, içgüdü var, ayucuk. Ha, temel içgüdü. Serpil Gümüş diyor ki ne? Siz var ya alemsiniz. Her sabah oğlumu okula götürürken katıla katıla gülüyorum. Çok komiksiniz. Yazık çocuğu ya. Serpil, evladın terbiyesini Aragaz dinleterek vermek istediğine emin misin anacığım? Ne var be? Kıtı mı? Ya değil de yani Serpil şimdi şöyle yapalım. Senin oğlanı getir bizim yanımıza çırak ver. Heh. Biz bu çocuğu yetiştirelim anam bacım. Evet. Ama olacaklardan sorumlu değiliz. Bu arada az önce duygu tosarması dedik ya. Duygu tosarması yaşayan dinleyiciden bir ricamız var. Duygu tosarmasının nasıl bir şey olduğunu bize tweet atabilirsiniz. Pascal alt çizgi Kadir adresine tweet atabilirsiniz duygu tosarmasına. Nermin Çelik yollamış efendim. Nermin Çelik de diyor ki erkek dediğin evde iş yapacak, temizliğe yardım edecek. Bravo. Çok doğru. Ev işi yapan erkek iyidir. Ben mesela çok güzel ev işi yaparım Pascal. Hadi be. Tabii abi. Özellikle ütüde çok iyiyimdir. Sen nerede iyisin? Mutfakta. Yemek pişirmekte mi? Yok. Masa üstü. Hayır, sizin önünde gidersin Pascal. Evet. Tweedine bandım Namia Baki. Abi kadınları anladığınız için yalnızsınız. Kadınlar onları anlamayan erkeklere aşık olur her zaman diyor. Çok doğru. Ya kadınlar bence onları anlamayan erkeğe değil de anlamış gibi yapan erkeğe aşık oluyorlar ya pazım. Nasıl yani? Ya kimi kadını elde etmek için uğraşıyorsun. Kadının hiç ilgisini çekmiyorsun ama senin çabanı takdir ediyor. Bazen de kadınlar bize değil onları kazanmak için yaptıklarımıza gösterdiğimiz çabaya aşık oluyorlar. Anladın mı? Kadir be. Yine kitap yazdım ya. Ben her zaman kitabın orta yerinden konuşurum Pascal, bunu unutma. Bunu unutma. Mustafa Ali Kuşçu. Abi cıptıslı müzik dışında bir de rock müzik çalsanız olmaz mı diyor. O ne ya? Sen cıptıslı bilmiyor musun? Yok. Hani duptıs 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 uptıs duptıs 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 uptıs uptıs. 300-500 ha? 300-500 ne ya? O da müzik abi. 300-500 300-500 300-500. Var ya.
Varmış gibi ya. Biliyorsun müzik teorisini ilk yazan ünlü bilgin Pisagor'muş. Adam 1000 sene önce müziğin teorisini yazmış. Değil. Yani şu 300-500 şu duptusu cıptusu duysa var ya bileklerini keserdi la rahmetli. Ben ne yapayım ya? Verer öyle bir şey. Abi ben bu müzik bahsine bir tek Snoop Dogg anlamıyorum abi. Niye abi? Abi adam şarkının başında ben de severim yani Snoop Dogg. Başında başlıyor küfretmeye bir tane kadar ne ana kalıyor ne baş kalıyor. Evet ya. Ne avrat kalıyor ne kimse kalmıyor da dümdüz bütün sülaleden giriyor çıkıyor. Bunu da oturup dinliyoruz biz keyifle abicim ya. Abi insanlar var ya çeşit çeşit ya. Abicim ben bilmiyorum insanlar kaç çeşitte yoruldum da yeter artık ya. Yoruldum gidelim, gidelim abi. Hadi kalk hadi, kalk, hadi, kalk, hadi. Kalk, kalk. Çap 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 çap. Bye. Çap çap. Yattı fint. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.